Değerli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda mülakat tecrübelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu üçüncü videodur. Daha önce iki video çekmiştik. İnşallah faydalı olur diye umut ediyorum arkadaşlar. Bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm süreçten yapacağımız çalışmalardan, ilanlardan, atamalardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. İnşallah her şey gönlünüzce olur. O halde videomuza geçmiş olalım. Değerli arkadaşlarım, herkese selamlar tekrardan. Tuğba arkadaşımız bizimle beraber tecrübelerini bize aktarmış olacak. Girmiş olduğu mülakat hakkında bilgisini paylaşmış olacak. Bunun öncesinde iki video çekmiştik. Bu üçüncüsü inşallah faydalı olur diye düşünüyorum. Öncelikle hoş geldin Tuğba. Nasılsın? Hoş buldum hocam. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Senince böyle kısaca bir tanıyalım. Bölümün, hangi mülakata girdin, nerede girmiş oldun? Bunları bir söyler misin önce? Tabii ben bir laboratuvar teknikleri mezunuyum. Antalya'da mülakata girdim. Büro personeli ön lisans olarak. Çok güzel. KPSS puanım 80. Güzel. Büro personeli. Antalya'da işte ilk 1,5 saat önce gittim mülakat yerine. Hani erkenden gitmiş bulundum. Orada güzel hazırlanmıştı zaten. Hani koridoru bizim için sandalyeler falan konulmuştu. Ve personel gerçekten çok güler yüzlüydü. Hani biz otururken bir tane bayan asansöre binerken hoş geldiniz dedi kibarca. İşte oradaki görevliler zaten yardımcı. Bu da sizi motive ediyor tabii haliyle. Biraz daha motive ediyor sizi. Harika. Tabii ki. Ben zannediyorum ki hani mülakatları, benim 1,5'tu mülakat saati. Hani herkese bir saat verildi, ona göre gidilecek. Hani saat 1'e 10 varken de hiç kimse yoktu. Hani 1'de orada hazır olun diye yazıyordu. Daha sonra işte yukarıya çıktım hani ben aynaya bakmak için. Aşağıda kimse yok ben çıkarken. İndiğim bir baktım dolmuş her yer. Yani herkes gelmiş ve çok gerçekten erkekler. Hepsi takım elbiseliydi, kızlar çok şıktı, herkes çok şık ve hani gerçekten özenli bir şekilde gelmiş. Bu da önemli tabii ki yani. Pekala, tesettürlü arkadaşlarımız, bayan arkadaşlarımız da birçok kez soruyor. Bunu bizzat sana da sormak istiyorum hem tesettürlü olduğun için. Giyim konusunda nasıl davranması gerekiyor bayan arkadaşlarımızın, tesettürlü bayan arkadaşlarımızın? Ben hani siyah tercih ettim, siyah bir takım tercih ettim. Üzerine de siyah hani kırmızı ve gri desenleri olan bir şal tercih ettim. Bu şekilde ayakkabı konusunda çok tereddüt ettim. Hani spor ayakkabımı giyeyim, topuklu mu giyeyim. Daha sonra dedim ki yürüyemem yani zaten çok sıcak. Hani rahat olayım en azından yürürken. O yüzden spor ayakkabı tercih ettim. Senden başka tesettürlü olan vardı değil mi? Yani illaki vardır. Onların giyim tarzı nasıldı peki? Hemen hemen benzer miydi seninkiyle veya nasıl bir giyim tarzı sergilemişlerdi? Aynen. Herkes hemen hemen aynıydı ve hani açık arkadaşlardı. Mesela hepsi ceketliydi yani. Hani Antalya sıcağında ben çok evet, şaşırdım. Doğru. Hani ya oldukça sözlü mülakata dikkat almamız gerektiğini yine burada vurgulamak istiyoruz. Pekala, sözlü mülakat aşamasına geçelim. Sözlü mülakatta dahil olduğun takdirde kapıyı çalıp girdin mi ve nasıl bir giriş tarzı oldu? Anlatır mısın bize bunu? Böyle ki bizi iki tane personel hani birisi çağırdı. Hani biz ayakta kalanları bir odaya, toplantı odasına götürmüşlerdi. Muhtemelen de ben ilk girenlerden olduğum için hani toplantı odasındaydım ayakta kaldığım için. Oradan çağırdılar. Bir odada hani imza attırıyorlardı. Hani kimliğimizi aldılar. Zaten yanımızda telefon almıyoruz. Hani telefonları bırakın diyorlar. Ben çantamda birlikte telefonumu zaten bırakmıştım hani. Evet. Daha sonra işte şey yaptılar. Kapıyı görevli açıyor. Hani buyur diye. Ben kapıdan girdim. Zaten kocaman bir masa vardı. Sağ tarafı kesinlikle hatırlamıyorum. Hani sol baştan başladım ortaya kadar. Hani bakarken daha sonra zaten dikkatini bir yere toplamış oldum. Evet, dikkatini bir yöne toplamış oldun diyorum. Aynen, hani bakamadım. Çok fazla, muhtemelen bir 10 kişi falan vardı. Hani ben zaten bakasına kadar işte şey yaptılar. Daha sonra işte sandalyeyi gördüm zaten. Orada bir tane sandalye vardı karşılıklı olarak. Tam ortada olan, benim sandalyemin karşısında olan komisyon başkanı büyük ihtimalle. Tuba abicim, hani sandalyeyi çek otur dedi. Ki gayet hani böyle sevecen bir tarzları var. Samimi bir şekilde. Evet. İlk baştan beri hani güler yüz, insana gerçekten hani böyle değer verdiklerini hissediyorsun. Güzel. Güzel geçmiş. Oturdum. Evet.
İşte sizin zaten kendi tanıtma videosunda direkt de der ki yani kısaca tanıtır mısın? Evet. İşte dedim hani ben Tuğba, işte 31 yaşındayım. İşte Afyonkarahisar'dan geliyorum. Evet. Annem babam emekli ve 7 kardeşiz dedi. 7 kardeşiz deyince hani kardeşlerin ne iş yapıyor dedi. 7 kardeş olunca güzel. Sadece aslında bunu da kendini tanıtma aşamasında da belirtmiştik. Hani kendinizi tanıtırken o soruyu o konuşmuş olduğunuz, anlatmış olduğunuz bir sözcük içerisinden soru olarak size yönetebiliyor. Bu da kardeş sorusu olmuş senin evet. için. Daha sonra işte, hani böyle anlattım. İki tane kardeşim zaten devletim ayırıyorum. Birisi de güzel. Süvarilik için mülakatı gelmişti. Erkek harika. Mülakatı geçti ama şeyden kaldı dedi. Aklıma sağlık gelmiyor. Evet. Rapor falan diyorum, bir şeyler diyorum. Oradan birisi hani komisyondan birisi dedi ki sağlık ve evet sağlıklar kaldı dedi. Harika. Ondan sonra böyle işte evlisin herhalde dedi komisyon başkanı. Evet dedi. Evet. Daha sonra işte oradan dedi kutudan dedi iki tane kağıt çeker misin dedi. Kağıtları çektim düzelttim. İşte söyledim. Sonra baktım. 89 olarak söylemişim ama 69'muş. Dedim 69'muş hani 89 değilmiş. İşte soruları güzel. Sorumlar. Bunu düzeltmen iyi. Bunu düzeltmen iyi. En azından yanlışı süregire devam ettirmedin. Bir yanlışı düzeltmiş oldun mülakat esnasında. İnşallah bu artı puan olarak karşına çıkar. Peki sorular yani, neydi? İki soru çok basitti. Yani hani zaten çok heyecanlıydım. Soruyu sol en baştaki hani komisyon üyesi okudu. Direkt ona baktım zaten. Hani soruyu bitirir bitirmez ya da bitirmeden bile cevap vermiş olabilirim. Yani çok hatırlamıyorum o kadar şeydi. İşte kanuni esası hani söyledim. İlk anayasamız nedir diye sormuşlardı. Kanuni esas dedi. Yılı kaç? Hani kaç yılında dedi. Kaldım. Ve 3 saniye herkes sustu. Sonra 1876 dedi. Daha sonra ikinci soruyu işte coğrafyadan sormuşlardı. İki soru mu vardı yoksa evet. iki sorudan fazla mıydı? Bana 3 soru sordu toplamda. İlk başta 2 tane kağıt çektirdiler. 2 kağıdı çektim cevabını verdim. Daha sonra bir tane daha kağıt çektirdiler. Anladım. Kağıdı çektim. 3. soruda daha sonra eve geldiğimde bak soru yanlışmış. Hani ben yanlış cevap verdim ama. Ya yok sorunun doğru olup olması, yanlış olması aslında çok çok önemli değil. Tabii doğru olursa bizler için daha iyi olacak ama hani yanlış verdim diye eleneceğim diye bir şey söz konusu olamaz. Sizin vermiş olduğunuz evet, ifade yeteneği önemlidir. Bunda sizin videolarınız beni rahatlattı zaten. Hani yanlış cevap verdin ya da cevap veremedin. Bu elendin anlamına gelmez. Kesinlikle birçok... Ben o kadar rahatım ki. Yani normalde çok stresli bir insanım. Ama siz beni çok rahatlattınız. Ben daha önce hani mülakat sorularına baktım. Hani dedim çok zor. Hani ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Tabii yani zor olması. Yani belki de o komisyon üyesinin kendisi bile bilmiyordur o cevabı. Aslında bizim orada sadece ifade yeteneğimiz önemlidir. Nasıl bir tepki vermiş olduğumuz önemlidir. Hani birçok örnek var. Binlerce takipçimiz atandı. Yani geri dönüklerini alıyorum. Sözlü mülakatta soruyu bilip bilmemek veya yanlış doğru cevaplamak çok çok önemli değil aslında. Bu arada vermiş olduğunuz tepkiler çok önemli. Bunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Ben de direkt aklıma geldi zaten. Hani hocam da öyle söylemiş. Evet. Sakin ol. Kendim evet. O şekilde rahatlattı. Daha sonra işte tamam dediler. Hani, çıkış nasıl oldu peki? Kalktım. Evet. Kalktım. Sandalyemi düzeltti. Ondan önce dedim ki hani kağıtlar önümde duruyor. Bu kağıtları ne yapayım dedim. Geri kutuya atabilirsin dediler. Güzel. Attım. Tamam dediler. Hani kalktım. Sandalyemi geri düzelttim. Tam döndüm gidiyorum yani hiç arkama 3 adım atayım falan onlar hiç aklımda yok. Direkt gidiyordum. Komisyon başkanı işte ailenin selam söylesin var dedi. Evet. Aleyküm selam dedim. Direkt devam etti. Güzel. Samimi bir ortamı yakalamışsın. İnşallah hakkında hayırlısı olur ve en kısa sürede en iyi yerlere gelmiş olsun diye umut ediyorum. Bizi takip eden arkadaşlarımız da aynı şekilde inşallah hedeflerine ulaşmış olur diye umut ediyorum. Sevgili dostum. Pekala tavsiye edeceğim bir şey var mı? Arkadaşlarımıza önereceğim bir şey var mı son olarak? Kapanış yapacağız. Size yapacağım çünkü ben hani sizi daha sonradan teşekkür ederim. Ne denir? Daha sonradan yani keşfettiniz. Yaptım. Daha sonra karşınıza çıktım. Evet. Bende bir tercih yaptım. Yani bende de sadece bir tercih yeri çıktı. Evet. Hani 3 tercih yaptım. Siz daha sonra izledikten sonra aa böyleymiş. Aa şöyle keşke hocamı daha önce tanısaydım. Hani nasip. Allah'tan nasip. Allah'tan
İnşallah. İnşallah bundan sonraki süreçte mutlulukla karşılaşmış olursunuz diye umut ediyorum size, sevgili dostum. Arkadaşlara kolay gelsin. Hani benim için güzel bir deneyimdi. Sizin sayenizde de gerçekten çok rahat bir şekilde gittim. Normalde çok sakin bir yapım yok, evet. Heyecanlı bir yapım. Ama sizde evet. Teşekkür ederim. Rahat. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet arkadaşlar, Tuğba arkadaşımızın tecrübesini dinlemiş olduk. İnşallah sizler de en iyi şekilde mülakatınızı geçirmiş olursunuz diye umut ediyorum. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize şu an için çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.